Gençler merhabalar. E, 98 yılında çıkmış bir denge sorusuyla devam ediyoruz. Soru şu. Kütlesi M olan, yarı çapı R olan bir silindir, iki makaradan geçen ip ile tutturulmuş olup, eğim açısı tete olan eğik düzlem üzerinde şekildeki gibi dengededir. Sürtünme katsayısı nedir diyor. E, cevap yanda var. E, siz uğraşırsınız. E, şimdi başlayalım. Bir kere denge meselesi, şekildeki gibi dengededir diyor. Ve bir sürtünme kuvveti var. Ee, şöyle büyütelim bir tık. Şimdi ilk işlem ne yapacağız? Ee, kuvvetleri belirleyeceğiz. Sonra herhangi bir noktaya göre tork da sıfır olmalı. Cisme etkiyen toplam kuvvet de sıfır olmalı. Mesela cisme etkiyen kuvvetleri belirlerken hocam şuradan aşağı doğru bir ağırlık var. Şurada şu tarafa doğru bir ip var. T-ip diyelim. Şu tarafa doğru bir t var. Başka Şurada bir destek tepkisi var. Bir de sürtünme kuvveti var. Yani burada bir problem çıkabilir. Yani sürtünme kuvveti ne tarafa doğru? Yani aşağı yönde de olabilir. Yuvarlanma şekline göre yukarı yönde de olabilir. O bir dursun. Peki bir de cisme etkiyen toplam tork sıfır olmalı. Hangi noktaya göre alacağız hocam? Valla istiyorsanız şuraya göre alırsınız. İstiyorsanız şu noktaya da göre alırsınız. İstiyorsanız başka bir noktaya göre de alırsınız. Fark etmiyor. Cisim ...hiçbir noktaya göre dönmüyor yani her yere göre tork sıfır olmalı. Şimdi e, şuraya göre tork aldığımda... ...n'den kurtuluyorum, sürtünmeden kurtuluyorum ama... ...denklem biraz boğucu oluyor, t'ler var, g var. O yüzden ben şu noktaya göre yani... ...kürenin merkezine göre tork alacağım, şuraya göre tork alacağım. O zaman g tork oluşturmuyor, şu n tork oluşturmuyor şu T tork oluşturmuyor. Sadece şu T kaldı. O da bu tarafa doğru döndürdüğüne göre. Demek ki hocam sürtünme kuvveti bu tarafa doğru olmalı diyoruz. Hatta sürtünme kuvveti yani buraya göre torku T çarpı R eşittir. F sür çarpı R olduğuna göre sürtünme kuvveti de T'ye eşitmiş. Yani T deyip durmayalım biz bunlara. F sür diyelim isterseniz. Tamam şimdi ne yaptık? Toplam tork sıfırdan bir eşitlik yakaladık. E şimdi bir de e, toplam kuvveti sıfıra eşit diyelim. Yani şunu bir tık küçülteyim. Şuraya bir x'y koordinat düzlemini alalım. Ve kuvvetleri yazalım. E, şekil üzerinde de konuşabilirim ama bu şekilde daha rahat. Analitik düzleme yazalım. E, şu kalemlerin ucunu biraz büyüteyim. Ekranı küçülttüm. tamam. Şimdi şuraya bir koordinat düzlemi çizelim. Şu şekilde. Şimdi cisme etkiyen kuvvetler neler var? Aşağı doğru bir G ağırlık var. Hocam cisme etkiyen yukarıya doğru bir teyip var. İsterseniz ona F sür diyelim. Şu tarafa doğru bir teyip var. Bir de sürtünme var. Ona da istiyorsanız şu tarafa doğru 2F sür diyelim. Ve onun yatayla yaptığı açı teta idi. Bir de şu tarafa doğru bir n tepkisi var. n. Tamam. Şimdi kuvvetlerimiz bunlar. Hatta sürtünme kuvveti dediğim şey de k çarpı n Yani istiyorsanız şu sürtünme kuvvetini bir e, bilinmeyenden daha kurtulalım. Şunlara k çarpı n yazalım daha iyi. E, hatta burada katsa yerine f diyordu. O yüzden F çarpı N yazalım. Şu da F çarpı N olsun. Peki bunun yaptığı açı yata ile yaptığı açı 90 eksi teta. Düşeyle yaptığı açıya teta diyelim. Şimdi gayet rahatladı aslında soru. Yani şimdi şunu ayıracağız. şöyle bir bileşeni var. Bir de şunu ayıracağız. Aşağı kuvvet, yukarı kuvvet. Sağ kuvvet, sola kuvvet eşit yazacağız. Şu kuvvet zaten 2fn cos teta'dır şu kuvvetle en çarpı şu açı teta olduğu için sin tetadır. Ee, yani 2f n cos teta n sin teta yazarsak n'ler gitti. F'i e, tanjant teta bölü 2 buluruz. Ee, i̇şlemden bayağı bir kurtulduk. Yani ben bu soruyu ilk çözdüğümde daha fazla işlemseldi. Biraz rahatlattık. İşte tanımlamalarınızı erken yaptığımız için. Bu da böyle bir soruydu. Bir sonraki videoda görüşürüz gençler. Hoşçakalın.